TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Gündem Özel programıyla karşınızdayız. Bu hafta Gündem Özel programında çok değerli bir konumuz olacak efendim, konuğumuz olacak. Çok önemli konular konuşacağız. Hem Türkiye gündemini, Kayseri gündemini, çalışmaları, siyaseti, iç siyaseti konuşacağız. Aynı zamanda da Birlik Vakfı'nın çalışmalarını konuşacağız. O zaman kim konuğumuz efendim? Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim Tuğba Hanım. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz? Çok teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş yazı noktalayıp artık Eylül ayında kışa, sonbahara doğru geçerken evet. Hava sıcaklıkları da düştü. Evet, mutlu bugün, gibi görünüyorsunuz. Bugün biraz fark etti, derece olarak evet. Fark etti. Tabii bu kışın geleceğinin göstergesi. Yaz ayları, iyi bir sıcak yaz aylarını geçirdik. İnşallah hayırlı bir şekilde kış aylarını geçirmeyi Rabbim nasip etsin diyoruz. Tabii ki efendim. Tabii kış ayları, ama kış ayları gelirken de birçok zam, ekonomik sıkıntılarla beraberinde geliyor. İlerleyen dakikalarda bununla ilgili sorularım evet. olacak. Ekonomiyi evet. de konuşacağız, zamları da konuşacağız. Kış hem çetin geçecek hava durumu açısından, hem de zamlar konusunda ne yazık ki efendim. Bunları konuşacağız tabii ki, ama Birlik Vakfı'nın ben çalışmalarıyla başlamak isterim. Sayın Başkanım, sizler de Birlik Vakfı'nda öğrencilere çok haşır neşir oluyorsunuz, çalışmalarınız var. Öğrencilere yardımlarınız, destekleriniz asla bitmiyor vakıf olarak. Öncelikle Birlik Vakfı'yla başlayalım. Ardından da biletlerle falan devam ederiz. Birlik Vakfı ne zaman kuruldu? Kayseri Şubesi. Bununla devam edelim dilerseniz. Evet. Şimdi malumunuz Kayseri'de 2016 yılından itibaren Kayseri'de Birlik Vakfı'nın şubesini hayata geçirdik. 87'de Kayseri'de şubesi kurulmuş, 97'de 28 Şubat süreci içerisinde diğer vakıf ve derneklerin kapatıldığı gibi, İmam Hatiplerin kapatıldığı gibi Kayseri'de Birlik Vakfı'nın, Milli Türk Talebe Birliği'nin de kapatılması söz konusu olmuş. 97'den 2016 yılına kadar 19 yıl Kayseri'de şubesi olmamış. 2016 yılında gerçekleşen genel merkezimizin de takdirleriyle biz işte genel merkezde 40 arkadaşın Birlik Vakfı'nı kurduğu gibi biz de 40 arkadaş Kayseri'de Birlik Vakfı'nı hayata geçirdik. 8 senedir de Kayseri'de ciddi manada öğrenciler hususunda bir hizmetimiz var. Öğrenciler bizim geleceğimizin teminatı olduğu için gençlerimize biraz daha hassas bu konuda destek vermemiz anlayışı içerisinde Birlik Vakfımızı ve Milli Türk Talebe Birliği'ni Kayseri'de hayatta ayakta tutmaya çalışıyoruz. Malumunuz yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Önümüzde bu hafta işte yeni yavrularımız başladı. Ana sınıfı, uyum süreciyle. Evet, uyum süreci başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren de orta öğretim okullarımız hayata geçecek. Eğitim öğretim yılı başlayacak. Bizim de yükümüz gittikçe gelecek haftadan itibaren ağırlaşacak. Ondan sonra akabinde üniversiteler başlayacak. Yüksek öğrenim okulları başlayacak. Onunla beraber işte Birlik Vakfı'nın, Milli Türk Talebe Birliği'nin, Genç Birliği'nin ciddi manada Kayseri'de varlığı hissedilecek. Tabii diğer sivil toplum kuruluşları Kayseri'de hep beraber entegre bir şekilde çalışıyoruz, ama Birlik Vakfı'nın ciddi manada bu konuda bir abilik vazifesi var. Geçmişi, misyonu ve vizyonu ciddi manada ağır olan, geçmişine baktığınız zaman öğrenciler hususumuzda Türkiye'nin şu andaki devlet kademelerinde kimler varsa Milli Türk Talebe Birliği'nin ve Birlik Vakfı'nın rahlesinden, medresesinden, sırasından geçmiş insanların şu anda devleti yönettiğini görebiliriz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da Birlik Vakfı'nın kurucular kurulu üyesi olması sebebiyle şu andaki devlet kademelerinin birçoğunda bu öğrencilerimiz orada hizmet veriyor. İnşallah bizim de yetiştireceğimiz, bizim de bu konuda katkıda bulunacağımız kardeşlerimiz de devlet kademelerinde, vatanına, milletine hizmetkar olunda, alanında inşallah geleceklerine daha güzel bakabilecekler. Bizler Birlik Vakfı çatısı altında Milli Türk Talebe Birliği ve Genç Birlik olarak sınıflarımız, çatının altında sınıflarımız var. Evet. Bu sınıflar içerisinde öğrencilerimiz hangi derslere ihtiyacı varsa, matematikti, İngilizceydi, işte hangi derse, okulda hangi derste ihtiyaçları varsa ücretsiz bir şekilde 15'er kişilik sınıflar dahilinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber anlaşmalı öğretmenlerimiz geliyor, derslerini veriyorlar. Ücretsiz bir şekilde bu kardeşlerimiz derslerini alıyorlar. Bunun yanı sıra günlük ihtiyacı olan gıdasal anlamdaki ihtiyaçlarını da Birlik Vakfı çatısı altında, işte çaydı, çorbaydı, işte arkadaşlarını ağırlamaydı, bu konuda da katkımız var. Zaten ihtiyaç malzemesi bunlar. Bunun yanı sıra üniversite öğrencileri, evlerde kalan kardeşlerimizin de gıda ihtiyaçları varsa bize müracaat ettikleri takdirde işte kuru bakliyat, o anlamda da işte evlerinin gıda ihtiyaçlarını da gideriyoruz. Yani velhasıl kelam
biz öğrencilerimizi bu konuda yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Bizim 2016 yılına itibaren başladığımızda, Birlik Vakfı'nın Kayseri'de hizmete başladığında bir tek kurşun kalem alacak paramız yokken, bugün hayır hasenat sahipleriyle birlikte şu anda mevcut bir okulumuz var. Orta ve lise, Kayseri Koleji dediğimiz özel kolejimiz burası. Burada bir entegre tesis anlamında inşallah yakın bir zamanda, önümüzdeki senelerde içerisinde de inşallah ana sınıfından itibaren, ana sınıf ve ilkokul olmak üzere işte üniversiteye kadar bu kardeşlerimizi, gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugün Kayseri'de ciddi manada eğitim anlamında Birlik Vakfı şu anda imzasını atmış ve damgasını vurmuş bir şekilde hizmet ediyor. Evet efendim. Şimdi ekonomik koşulları ilerleyen dakikalarda konuşacağız dedik ama ben öğrenciler açısından da konuşmak isterim. Ekonomik bir zorluk yaşıyoruz vatandaşlar olarak ama öğrenciler de artı bir zorluk yaşıyor. Öğrencilerin barınma ihtiyaçları oldukça fazla ve maliyetli. Son zamanlarda artan ev kiraları, yurt paraları, özel yurt, residence fiyatları ile birlikte öğrenciler barınma noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyor, yaşayacak da. Evet. Bu öyle görünüyor. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Öğrencilerin ekonomik gelişimi, ekonomik açıdan şehrimizde ne gibi zorluklar yaşayacaklar? Neler yapılmalı? Tuba Hanım, şimdi malumunuz Türkiye'de ve dünyada özellikle geçtiğimiz yıllarda bir pandemi süreci geçirdik. Bu pandemi süreciyle birlikte berabere gelen ekonomik, Türkiye'de ve dünyada ekonomik bir küresel kriz var. Bu göz ardı edilemeyecek, yani kulak arkası edilemeyecek bir aslında sıkıntı. Bunu sadece Türkiye'ye mal etmenin, Türkiye'nin bu tarz anlamda sıkıntı çekiyor anlamda söylemenin bir manası yok. Bazı materyallerimizi, işte yeraltı kaynaklarımızı tamamen biz çıkaramadığımız için, şu anda biliyorsunuz doğalgazlı, elektrikli üretiminde ya da yeni yeni bu konuda altyapımız hazırlanıyor. Bu konuda dışa bağımlı olduğumuzdan dolayı bazı şeylerimizi dışa bağlıktan dolayı pahalı elde ediyoruz. Bunların silsile yoluyla bize, vatandaşlarımıza sirayet etmesi, özellikle biz öğrenci hususunda bir alanda hizmet verdiğimizden dolayı biraz daha bize öğrencilerimizden daha fazla şikayet geliyor. İşte geçen seneyle bu sene arasında mukayese ettiğimiz zaman öğrencilerimiz diyor ki, başkanım işte geçen sene bir öğrenci bir evde 1000 liraya kalıyordu, 3 kişi kalıyorduk, aylığı 3000 liraya kiraya, işte elektrik 100 lira geliyordu, şimdi 300 lira 400 lira geliyor diyor, doğalgaz şu kadar geliyor diyor. Yani bir hesaplamasını, bir matematiğini vurduğunuz zaman bir öğrencinin ciddi manada, Kayseri'de biliyorsunuz 80 bine yakın üniversite öğrencisi var. Bu üniversite öğrencisinin 50 bine, 60 bine yakını şehir dışından gelen ve burada konaklaması, işte gerek özel evlerde gerek yurtlarda konaklaması gereken kardeşlerimiz. Ve bu kardeşlerimizin de ailesinin yaşam tarzını ekonomik anlamındaki düşündüğünüz zaman, bir öğrencisi, iki öğrencisi, işte sayısı kaçsa, bunu matematiğe vurduğu zaman ciddi manada bir rakam ortaya çıkıyor. Hak vermemek mümkün değil. Biz de şimdi Birlik Vakfı'nın etrafındaki işte orta derecedeki okullardaki kardeşlerimiz var. Gıda sağlamında onlara da ihtiyaçlarını gidermek için bir çalışıyoruz. Şimdi bir öğrenci bugün sadece bir öğle yemeğinde bir tane dürüm yese, bu dürümün fiyatı şu anda olmuş 25 lira gibi bir rakam. Yanında da bir ayran şipşi olsa 30 lira. Bunu 5 günle çarptığımız zaman 150 lira. Bunun yanında otobüs parası, yani ulaşım masrafı yok. Yani kitap kırtasiye masrafı yok. Başka hiçbir şey söylemiyoruz. Yani haftalık 150 lira bir öğrenci gıdasal anlamda ihtiyacı geliyorsa, bu 2-3 kardeş olduğundan düşündüğümüz zaman aylık ciddi manada bir rakam ön plana çıkmış oluyor. Evet, Türkiye'de ekonomik kriz var. Yani baktığınız zaman enflasyon ciddi manada tırmanmış. Ama devlet ve hükümet bu konuda ciddi manada yıl sonuna kadar, Sayın Cumhurbaşkanımızın da yakında verdiği bir şey var, bilgi var. Yıl sonuna kadar inşallah enflasyonu yavaş yavaş geri çekeceğiz diyor. Çünkü artık vatandaşlarımız işte asgari ücretin, memur maaşının, emekli maaşının ciddi manada evet yükseldi, iyileştirme yapıldı. Ama maalesef bir tarafta da işte güncel, günlük malzeme kullanacağımız gıdasal anlamda veyahut da elektrikli, doğalgazlı, bunlara da aynı şekilde bir zam geliyor. Yani bunu devlet bugün isteyerek bunu yapmaz. İşte dün açıklama yaptı Bakan Bey. İşte süspanse ettiğimiz şeyler, artık devlet bazı şeyleri karşılayamadığı için mecburen işte doğalgazda, elektrikli zam yapmak zorunda kaldık diye. Devlet de bir yere kadar yani bu konuda evet zam yapmamak için uğraşıyor ama bunlar işte alt alta yazdığımız zaman öğrencilere ciddi manada bir maliyet biniyor.
Bu konuda öğrencilerimize biz elimizden geldiği kadarıyla işte gıdasal anlamda elimizden gelen bu anlamda bir, çünkü bu da bir maliyet. Yani bugün öğrenci evlerinde kalan 4 kişilik öğrenci evinde kalan çocukların yani nereden baksanız ayda 2-3 bin lira bir gıdasal anlamda ihtiyaçları var. En azından biz bunu gücümüz nispetinde karşılayalım. Bu kardeşlerimizle bu konuda yardımcı olmaya çalışalım. Bir tarafta da öğrencilerimizin belki soracağınız sorunun içerisinde vardı. Öğrencilerimizin ulaşımla alakalı. Evet. Yani bu konuda herhalde bir soru soracaksınız diye düşünüyorum. Öğrencilerimiz şimdi, öğrencilerimiz derken aslında biz vatandaşın tamamen içerisindeyiz. Yani sivil toplum kuruluşu derken biz vatandaşlarımızla, işte öğrencilerimizin velileriyle bu konuda hep bir aradayız. Yani vatandaşlarımız bu konuda bize şikayetlerini ciddi manada iletiyorlar. Birçok şehre baktığımız zaman Kayseri'de yeni yapılan bir zamlar var bildiğim kadarıyla. Yani geçmiş ay içerisinde ulaşımla alakalı, şehir içerisinde ulaşımla alakalı. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız biraz hassasiyetli davranacağını düşünüyorum. Biraz daha diğer şehirlerle mukayese edildiği zaman işte bilmem Konya'ydı, başka bir şehirlerdi falan. Oralarla alakalı, ulaşımla alakalı buradan biraz daha düşük. Çünkü bunları öğrenciler söylüyor. Yani oradan gelen öğrencilerimiz Kayseri'de okuyacaklar için buradan giden şehirlerden başka bir yerde okuyor. Onlar da başka bir şekilde şikayette bulunuyor. Bunu bu konuda işte Memduh Başkanımıza biz bunu iletemiyoruz. Bu konuda bize yardımcı olur mu diye özellikle şehir içerisindeki ulaşım fiyatlarını biraz daha öğrenciler biraz daha geri çekilmesini istiyor. Bu konuda da Memduh Başkan'a ben buradan iletmiş olayım yani. Evet, zaten geçtiğimiz haftalarda öğrencilerin abonman kartlarına indirim geldi. Evet. Evet, indirim geldi. Bununla toplu birlikte taşımayla, yani toplu taşımada evet, biraz daha öğrenci abonmanına geldi ama bu sadece öğrenci abonmanlarıyla tek bitmiyor. Yani bunun hepsini biraz geniş düşünmek kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle geniş düşünmek lazım. Çünkü bir vatandaşın işe gidip yani günde kullanacağı iki güzergah veya iki bilet bile aya vurduğunuz zaman çok ciddi maliyetleri beraberinde yani getiriyor. Bu tek vatandaş için. Aynı kişi, aynı aileden 3-4 kişi toplu taşımayı kullanıyorsa fatura ve o gider, maliyet giderek artıyor tabii evet ki. Yani bugün bir baktığın zaman herhalde bildiğim kadarıyla 6,5 lira diye biliyorum. Yani tek biniş 6,5 lira, iki tane araba değiştirmiş tabii olsa 13 lira, akşam da gitmiş olsa 26 lira gibi bir maliyet biniyor. Yani bugün 30 güne bölüştürdüğünüz zaman ciddi manada bir rakam çıkmış oluyor. Tabii tabii. Bunlar oldukça önemli hem vatandaş için, öğrenciler için ama tabii öğrenciler biraz daha bu noktada daha hassas davranılması gerektiğini evet düşünüyoruz. Vatandaşa da hassas davranılacak ama öğrenci sonuçta maddi olarak hala bir gelir kazanamadığı için onlar daha büyük zorda değil. Şimdi ben siyasetle devam etmek istiyorum. Eğer Birlik Vakfı ile ilgili düşünceleriniz veya açıklayacaklarınız bittiyse. Şöyle, yani siyasete geçelim tabii. Bir tarafta bir kanadımızda siyasetle uğraştığımız için illaki siyasete gireceğiz ama tabii bu konuda biraz daha öğrencilerimizin geleceği bizim için çok önem arz ediyor. Belki programın sonunda birkaç tane daha mesaj verebiliriz ama öğrencilerimiz biraz daha geleceğe biraz daha şey bakması lazım. Geniş pencereden bakması lazım. Yani dar çerçevede bakmasınlar. Çünkü önleri çok açık ama maalesef bu sosyal medya dediğimiz, bu algı dediğimiz olaylar insanların hayatını karartıyor. Yani onların üzerinden hayatını devam ettirmesinler. Toplumun geneline bakarak, toplumun yaşantısına bakarak onu hayatını idame ettirmesinler. Toplum nezdinde onlar bir, evet toplum var, bu toplumu bir kere bir kenara atamayız ama sizin hayatınız hiçbir zaman toplumu ilgilendirmez. Siz özel şahsi olarak yapmanız gereken ne varsa toplumu bir kenara koyarak, şahsi olarak bir hedefiniz varsa ulaşmak için elinizden gelen bütün çabayı sarf etmeniz gerekiyor. Evet, tabii ki de efendim. İlerleyen dakikalarda bunları da konuşmuş oluruz. Özellikle gençlere çok büyük görevler düşüyor. Ben başkanım, yani bütün gençler için söylemiyorum ama gençlerin toplumun gerçeklerinden uzak olduğunu düşünüyorum çoğu gencin. Yani. Evet, şimdi bizim öğrencilik yıllarımıza baktığımız zaman biraz daha gelecekte nasıl bir rol alırız diye, toplum içerisinde nasıl rol alırız diye bir kendi kendimize mukayese ederdik. Önümüzde büyüklerimiz bizlere de yol gösterirdi. Şimdi biz bu sivil toplum kuruluşu olarak işte okulların açık olduğu zamanlarda işte KYK yurtlarında, öğrenci evlerinde falan bir münakaşa içerisinde, bir istişare içerisinde bulunduğumuzda öğrencilerimizin bakış açısının çok farklı olduğunu anladık. Günlük yaşam tarzı halinde bir yaşayışları var. Yani sadece bugünü yaşayayım, yarını Allah kerim düşüncesiyle yaşıyorlar ve çok kolay para kazanayım,
en iyi iyi bir şekilde okuyayım ama en iyi makamlarda oturayım, çok çalışmayayım. Anlatabiliyor muyum? Yani her şeyin kolayına. Biz şimdi gençlik yıllarımız, çocukluk yıllarımıza baktığımız zaman ben su sattım. Çekirdek sattım. Yani birçok böyle küçük esnaflık anlamında birçok yerde çalıştım. Evet, ihtiyacımız mı vardı? Yok, ama ihtiyacımızın olduğu için değil. Bizi yetiştirmeleri anlamında bu tarz ortamda bulundum. Şimdi bugün bakıyorsunuz yeni nesil kardeşlerimizin birçoğuna ya dışarıya çıkıp da bir ekmek almaya bile gitmeye şey yapmıyorlar, eriniyorlar, tamam mı? Yani bunları artık öyle yaşam tarzı o kadar çok şey değişti ki, bakış açıları hayata o kadar çok değişti ki, bu sosyal medya üzerinden hayatını idame ettirmeye çalışan gençlerimiz var. İşte sabah kalkayım akşama zengin olayım, akşam yatayım sabah zengin olayım düşüncesiyle hiçbir güç sarf etmeden, hiçbir efor sarf etmeden bu şekilde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Bu gelecekte hiçbir şey olmayacağı anlamına gelir. Önünü sadece o günü geçirmiş olursun. Onun için de biraz daha geniş pencereden bakmak gerekiyor. Evet efendim. Siyasete ne için giriyoruz onu da söyleyeyim. Hem sivil toplum kuruluşu temsilcisiniz hem de geçtiğimiz dönemlerde milletvekili adaylığınız olduğu için siyasette hala ilintilisiniz diye düşünüyorum, siyaset düşüncenizde bununla alakalı. Ve vatandaşla da iç içeysiniz efendim. Vatandaşın muhakkak söylediklerini de dinliyorsunuz. Onları da dinliyorsunuz. Ve önümüzde bir seçim var. Yani onun için de geri sayım başladı çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Bahçeli ikisi de Cumhur İttifakı tarafı. 9 ay süre var seçim için önümüzde dedi, evet. Ve 2023 Haziran ayını işaret Doğru. etti. Onun için çalışmalar sürüyor. Bütün partiler başladı, görüşmeler devam ediyor. Bunlar da devam ederken Cumhur İttifakı tarafı da yavaş yavaş 2023 seçime doğru tek aday şeklinde mitinglerine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı şekilde şehirleri gezmeye devam ediyor. Diğer tarafta altılı masa var. Birazdan oraya geleceğim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz önümüzdeki seçim çalışmalarını ve seçimi geleceğini? Evet. Şimdi özellikle Cumhur İttifakı AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden oluşan ve yanında birkaç tane küçük partiyle beraber Cumhur İttifakı ciddi manada Türkiye'de hizmet veren bir hükümet anlamında. Karşı tarafta da Millet İttifakı dediğimiz altılı masa, 6+1 dediğimiz bir masa. Onlar da bir aday göstermeme gibi bir sıkıntıları var. İşte seçim atmosferine kadar işte göstereceğimiz aday yıpranmasın diye adaylarını belirleyemediler ama kendi aralarında bir münakaşa ediyorlar ve arkasında 6+1 dediğimiz karşılarda HDP'nin de olduğu bir 6+1 masa var. Şimdi Cumhur İttifakı Türkiye'de ciddi manada özellikle AK Parti işte geçen dönemden sonra da Cumhur İttifakı olarak Türkiye'de hizmet veriyor. Şimdi vatandaşlarımız özellikle 1,5 yıldır ben vatandaşlarımızla hemhal oluyorum. İşte köye, kasabaya gidiyorum, kahvehaneye gidiyorum, firmalara gidiyorum, insanların sofralarında oturuyorum. Şikayetleri var. Ciddi manada şikayetleri var. Ama özellikle en büyük şikayetlerden bir tanesi şu 3 yıldır. Bu pandemi süreci başlayalı. Ekonomi. Ana tema ekonomi. Bunu ekonomiyi kim çözerse bizim oyumuz ona diyor. Ama tabii 20 yıldır iktidarda olan bir parti var. AK Parti ve şimdi Cumhur İttifakı. Şimdi altılı masaya baktıkları zaman bu altılı masanın ve gözükmeyen 6+1 olan masanın bu işi beceremeyeceğini çok iyi biliyorlar. Kanaat getirmişler. Ve bu işi Sayın Cumhurbaşkanımızın dahilinde Cumhur İttifakı'nın çözeceğine kanaat getiriyorlar. Ama bir tarafta da işte güncel hayatını İşte refah seviyesi yükseldi insanların belli bir zaman sonra artık sosyal ve refah seviyesi yükseldiği için bu hayattan biraz korkuyorlar. Acaba elimizdeki materyaller, elimizdeki kazanımlar geri gider mi düşüncesi. Dünyada bir kriz var. Dünyada ekonomik kriz var. Bu Türkiye'ye yansıması nasıl olur? Yarın bir gün işte bugün Batı, bugün Avrupa işte Rusya'nın vermediği doğalgazla bugün Almanya, Fransa, İngiltere bu doğalgazdan dolayı sıkıntı çekecek. Yani bu kış aylarında sıkıntı çekecek. Türkiye yarın aynı şekilde bu tür sıkıntılarla karşı karşıya gelir mi diye ister istemez elindeki kazanımlarını acaba kaybeder miyim diye vatandaş korku içerisinde. Tabii ekonomik anlamda bir pahalılık vatandaşlarımızı yormuş bir şekilde. Şimdi vatandaşımız rahat yaşamayı istiyor. Refah seviyesinin yükselmesini istiyor. Sosyal hayatının yükselmesini istiyor. Bir tarafta da ekonomik kriz olmasın diyor. Ama tabii şu andaki Cumhur İttifakı ekonomik kriz olmasını ister mi?
Yani bugün bir yağın, bir bidon yağın 150 lira, 160 lira, 170 lira olmasını ister mi? Bugün hükümete ne faydası var? Yarın bir gün işte 9 ay sonra seçim var. 9 ay sonra seçimde hükümet sandığa gidildiği zaman kaybetmek ister mi? Geçen bir 17 yaşında bir çocuk, yani genç, bir sene sonra işte 2023 Haziran'da oy kullanacak, ilk defa oy kullanacak. Ya şimdi çocuk diyor ki kendi kendine, AK Parti ne yaptı şimdiye kadar diyor. 17 yaşındaki çocuk soruyor bunu. Yani Cumhur İttifakı şimdiye kadar ne yaptı diyor. Diyorum ki kime vereceksin? Millet İttifakı'na vereceğim. Millet İttifakı ne yapmış diyorum şimdiye kadar. Ben onu bilmem diyor. Yani şimdiye kadar diyor, 20 yıldır diyor AK Parti diyor, burada diyor, gitsin artık diyor. Yani çocuklar, şimdi gençler bu konuda biraz daha bilinçsiz bir şekilde tavır sergiliyor. Ama bugün Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle dün de Bakanlar Kurulu toplantısından sonra 5,5 milyon vatandaşımızın icra anlamındaki belli bir şeyleri vatandaşımız devletimiz süspanse edecek dedi. Bu şimdi devletimiz bu konuda vatandaşlarımız üzerinde ciddi manada bir artık faydası var. Yani bunları vatandaşımız görüyor. Vatandaşlarımız diyor ki birebir, özellikle şunu da istiyor. Artık siyasetçilerimiz, işte yerel yönetimcilerimiz artık gelsin bizimle beraber hasbihal etsin diyor. Bizimle beraber olsun, bizimle beraber dertleşsin istiyor. Yani bunları istiyorlar. Şimdi tabii Cumhur İttifakı'nda olan partilerimiz, vatandaşlarımız da, yerel yönetimdeki işte başkanlarımız, yerel yönetimdeki arkadaşlarımız, bürokrasimiz gidiyorlar. Vatandaşlarımız da hemhal oluyorlar, dertlerini dinliyorlar ama biraz daha fazlasını istiyorlar. Biraz daha yanımızda olsun istiyorlar. Tamam, belki biz onlardan para istemiyoruz diyor, bir şey istemiyoruz ama diyor bizimle beraber olduklarını hissettirsinler diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da talimat verdi. Meclis kapalı olduğu için milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız sahaya insinler, vatandaşlarımıza sırf seçim atmosferinde olmasınlar, her zaman yanlarında olduğunu bildirsinler diye. Ama biz mikrofon uzattığımızda sokakta çoğu vatandaş, çoğu milletvekilini bilmiyor Kayseri'de. Mesela iktidar milletvekillerini bilmiyor. Evet. Yani bu konuda milletvekillerimiz artık biraz daha çalışmasını artırması gerekiyor. Yani eskiden seçim atmosferine girileceği zaman belki milletvekillerimiz birçoğu gidiyordu ama ben özellikle son yakın zamanlarda görüyorum milletvekillerimiz bu konuda yakın çevreler ve etrafındaki kırsal bölgeler gezmeye başladılar. Kendilerini tanımaya. Belki siyasette uğraşmayan insan çoktur. Yani bugün ben de vatandaşlarımıza soruyorum, işte adam Kayseri'nin merkezinde yaşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıyor musun diyor. Tanımıyorum diyor. Niye? Hiç siyasetle alakası yok. Hiç siyasetin içerisinde bulunmamış ve siyasetçi çevresi olmadığından dolayı hiç o konuda yaklaşım olmamış. Bilmeyebilir yani, bu çok normaldir, yani doğaldır. Yani yıllarca belki Kayseri'nin işte soruyorlar, valisi kim diye soruyorlar. Onu bilmiyor. Belediye başkanı kim diyor soruyor. Onu bilmiyor. Bilmeyebilir yani, bu çok küçümsenecek bir şey değil ama tabii bunu da... Milletvekili çünkü milleti mecliste temsil ettiği için sonuçta, ama mesela diğer milletvekilleri noktasında biraz daha bilgili vatandaşlar. Tabii biraz daha böyle sosyal medyada ön plana çıkmış milletvekillerimiz var. Onlar biraz daha tanınıyor ama bu milletvekillerimizin kendi bileceği işler. Yani ben isim olarak kimseyi burada geziyor gezmiyor anlamında kimseye söylemiyorum. Sadece vatandaşın büyük bir sıkıntısı şu. Biz seçim zamanında vatandaş olmak istemiyoruz. Evet. Vatandaş bunu istiyor sadece. Yani seçim zamanında hatırlanmayalım. Yani oy kullanacağı zaman bizi bulsunlar, oy sandık gittikten sonra da bizi... Hani neredesiniz değil yani, sandık bittikten sonra hani vatandaş diyor ki biz o zaman değil, bizi her zaman hatırlasınlar o evet. zaman. Vatandaşın normal, vatandaşın doğal ve normal hakkı bu. Tabii. Yani sadece sandık günü bizi hatırlamasınlar, sandık bittikten sonra da bizi aynı şekilde hatırlasınlar ki biz derdimizi onlara anlatalım düşüncesi var tabii vatandaşımızda. Vatandaşımız ekonomik anlamda milletvekiline, yerel yönetimdekilere iletmek istiyor. Böyle böyle sıkıntılarımız var diye. Onun için de biraz daha eğilim göstermemiz gerekiyor. Siyaseten eğilim göstermemiz gerekiyor. Evet. Tabii bir de şunu da konuşmak lazım. Dün de biz bu konuyu çok tartıştık. Benim çocukluğumda çocuklar ekonomi konuşmazdı. Şu an fark ediyorsanız çocuklar hep ekonomi konuşuyor. Evet, enteresan. Ben bu sosyal medyayı bazen oturuyorum boş, yani bir iki saat böyle boş vaktim olduğu zaman bu sosyal medya üzerinde bir çalışma yapıyorum. Yani kimler ne konuşmuş falan diye. Yani ciddi manada mikrofonu gençlerimize tuttukları evet. zaman ben onların yaşındayken
Yani bu tarz belki bizim o zamanki süreçte o şartlarda işte sosyal medyanın çok olmaması veyahut da böyle bu kadar teknolojinin ön plana çıkmaması bizim için belki o anlamda şartlar zordu. Belki konuşamıyorduk ama biraz da şimdi yeni nesil özellikle yani şimdi 3 yaşındaki çocuk, 2 yaşındaki çocuk verdiğin telefonu senden benden daha iyi kullanır evet. halde yani onlar o evet, konuda. Marketlerde de mesela ben kulağımla duyuyorum. Anne bunu almaya paramız var mı? Yetecek mi? Bunu alabilir miyiz? Bu çok pahalı. Yani çocukların bir şeyi, bir ürünü pahalı olduğu noktasında bir görüş bildiriyor. Bizim çocukluğumuz da bizim tek derdimiz bugün ne oynayacağımızdı. Hani ekonomiyi büyükler konuşurdu. Şu an çok farklı ekonomik koşullar çocukları da bu noktaya getirdi diye. Hani benim de bir bu konuda bir düşüncem var şahsen. Ekonomi vatandaşımız bile belli bir süreç konuşmazdı. Yani o süreç belli bir zamana kadar işte seçim atmosferine kadar devam ederdi. O zaman konuşmaya başlardı. Çünkü yaşam tarzı ona göre değildi. Ama şimdi en ücra köydeki Ahmet amca da ekonomiyi senden benden daha iyi biliyor, tartışabiliyor, insanlara bu konuda fikir beyan edebiliyor. Şehir merkezindeki Ahmet amca da aynı şekilde fikir beyan edebiliyor. Çünkü herkes her şeyden artık haberdar. Bu sosyal medya ciddi manada insanlarda dağarcığını artırdı. Yani bilgi dağarcığını artırdı. Bugün oturduğun zaman sosyal medyada, televizyonda her şeyi çok iyi takip edebiliyorsunuz. Cep telefonları herkes cebinde. Bir tıkladığın zaman her şeyden haberdar olabiliyorsunuz. Önceden yani bir telefonla ulaşacaksınız. Bir yere bir telefon bağlanacak. Ondan sonra oradan bir bilgi alacaksınız. Ona göre ya birilerine bilgi aktaracaksınız. Şimdi öyle değil. Yani bugün 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuk teknolojiyi bu kadar net bir şekilde kullanabiliyorsa bugün 15 yaşındaki çocuk da artık ekonomiyi senden benden daha iyi bilir hale geldi. İlla üniversite bitirmesine gerek yok. İlla 2-3 tane üniversite bitirmesine gerek yok. Çocuklar üniversite mi bitiriyor? 15 yaşındaki çocuk üniversite mi bitirmiş veya ekonomi mi okumuş? Yok. Ama etrafındaki ve sosyal medyadan bu konuda araştırmalarda işte her gün televizyonda diyor ki işte yağ zam geldi, elektriğe zam geldi, bilmem buraya zam geldi. Bir de artık onları da etkileyen kısımlar var. Şimdi teknolojik cihazları almak istiyorlar. Ha. Onlar pahalı. Evet. Dolar kuruyla yeri geliyor, sabitleniyor. Çocuğun da tek derdi artık yarın ne oynayacağımdan veya ne konuşmaktan ziyade ekonomi olmuş oluyor. Evet. Birazcık tehlikeli ve birazcık çocukluğunu yaşamamış bir nesil ne yazık ki. Tabii bu kendisinde aile içerisinde kendisini de kapsadığı için ekonomi işte bugün eve getirilecek gıda salonundaki ürünleri hesaplıyor. Geri kalan işte şöyle gelirse bana da şu düşer diye kendi kendine bir hesap yapıyor yani tabii, çocuklarda bu konuda. Bu zaman zaman hani belki iyidir ama bence çok endişe verici bir durum. Bunu da son zamanlarda görüp de paylaşmamak olmazdı. Şimdi altılı masaya ben tekrar gelmek istiyorum. Siz az önce 6+1 dediniz olsa da. Altılı masanın şu an net bir şekilde açıklanmış bir cumhurbaşkanı adayı yok. Evet. Söylentiler var, formüller var. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener mi, Sayın İmamoğlu mu, Sayın Mansur Yavaş mı? Bunlardan kim olacak veya bunlardan dışında bir aday olur mu noktasında bir görüş var. Peki HDP'lilerin oyunu nasıl alınacak noktasında görüşler var. Çünkü HDP'de baktığınız zaman Kürt seçmeninde belli bir oyu var. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Hala aday çıkartmama noktasında Sayın Kılıçdaroğlu şunu söylemişti. Önce kendi içimizde netleşmemiz lazım. Hani adayı belirleyip bazı sorunları ortaya çıkmaktansa önce sorunları bir çerçeveye çizelim. Ardından da adayımızı zaten açıklarız demişti. Siz neler söyleyeceksiniz? Adayın bu kadar geç açıklanması neyi etkiler? Şimdi bu altılı masanın 6+1 masanın ana teması nedir? Cumhur İttifakı'nı yıkmak. Gayeleri bu. Yani Cumhur İttifakı gitsin, Millet İttifakı gelsin. Sayın Cumhurbaşkanımız o makamdan iyisin, bu devleti yönetmesin. Devlet Bahçeli bu devlet yönetmesin. Biz bir şekilde bu devleti yönetmeye talip olalım. Ama karmaşalık içerisinde, bir kargaşa içerisinde ne yapacaklarını bilmeden. Şimdi arka taraflarında işte bazen sosyal medyada bir küçük film anlamında da bir şeyler yapıyorlar. İşte altılı masa arka tarafta HDP'nin de gözüktüğü bir masa var. 6+1. Şimdi HDP'nin oyunu hesapladığınız zaman altılı masanın oyunu hesapladığınız zaman illaki HDP'nin oyuna muhtaçlar. Yani belli bir oy potansiyeline getirebilmek için. Şimdi bugün İstanbul'u, Ankara'yı veyahut da ona benzer illeri, büyük şehirleri aldıklarında hesaplama yapıyorlar. Siz şimdi HDP olmadan oy oranınız oraya kurtarmıyor. Şimdi bu sefer dışlıyorsunuz. Dışladığınız zaman siz ortada kalıyorsunuz. Dışlamasanız işte HDP'nin temsil ettiği PKK ile alakalı, Kürtlere kimse bir şey söylemiyor. Onların o
meclisteki şu andaki mevcut milletvekillerinin basa basa HDP'yi ve PKK'yı savundukları için söylüyorum. Basa basa söylüyorlar, biz PKK ile bir bağlantımız yok diye. Ama PKK'yı da her zaman PKK'nın içerisinde bulunan mensuplarını da savunuyorlar. Ve bunu da şu anda Cumhuriyet Halk Partisi yavaş yavaş artık HDP'nin de bu masanın içerisinde olması gibi, işte onlara bakanlık verebiliriz düşüncesiyle ön plana çıkarmaya başladılar. Şimdi bugün İYİ Parti muhafazakar bir parti olarak kendisini işte göstermeye çalışıyor. İçerisinde Saadet Partisi'nin, işte Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin de olduğu, kendilerini muhafazakar olarak gösterip de biz HDP ile aynı masaya oturmayız diyen bir altılı masa var. Cumhuriyet Partisi zaten, Cumhuriyet Halk Partisi zaten ne olduğu belli. HDP'siz bu iş olmaz diyor. Selahattin Demirtaş hapisten çıksın diyor. Çıkaracağız diyor. İşte FETÖ ile yargılanan, işte bu şeyde yargılanan insanlar da hapisten çıkaracağız diyor. Bakış açısı belli zaten. Ama şimdi bir tarafta da İyi Parti'nin, Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin bakış açıları da belli. Bunlar vatandaşlarımız, ben size oy vereceğim ama diyor HDP ile beraber eğer aynı sandığa giderseniz, aynı şekilde aynı çatı altında giderseniz oy vermem diyor. Şimdi bugün Cumhuriyet Halk Partisi bakanlık vereceğiz deyince, Selahattin Demirtaş hapisten çıksın deyince, şimdi o zaman demek ki aynı ittifak içerisindesiniz. Vatandaş bunu bilmiyor mu? Vatandaş bunu görmüyor mu? Bas bas bağırıyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak İYİ Parti HDP'nin yanındayız diyor. Altılı masanın içerisinde yok diyorsunuz. Ya insanların aklıyla insanları aptal yerine koymanın bir manası yok. Vatandaşlarımız bunu artık çok iyi görüyor. Bunu da kazanamayacaklarını da çok iyi biliyorlar. Bir muhasebesini yaptığınız zaman, alt alta yazdığınız zaman tek başınıza bu işi beceremiyorsunuz. İlla ki alacaksınız. Vatandaşımızdan da bunu saklayamazsınız zaten. Çünkü alenen ortada. Sandığa beraber gideceksiniz. Yarın sandığa gitmezseniz ortada kalacaksınız. Cumhurbaşkanı adayını da bundan dolayı belirleyemiyorlar. Şimdi diyor ki Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsa HDP'liler oy vermeyecek. Şimdi bir tarafta Kılıçdaroğlu aday olsa diğer partiler muhalif, yani beraber altılı masanın içerisindekiler oy vermeyecek. Şimdi bir ikilem içerisinde kalmışlar. Kime aday göstereceğiz? Aday gösterirsek, şimdi gösterirsek, adayımızı çıkarırsak bugün çok çabuk mu yıpranır? Yarın seçime kadar nefesi yetmez mi? Yani böyle bir kargaşa içerisinde, bir belirsizlik içerisinde işte Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Devlet Bahçeli'nin de söylediği gibi tek adayımız var dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Korkumuz var mı? Böyle bir korkumuz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk baştan beri ben adayım dedi. MHP'de Milliyetçi Hareket Partisi de adayımız Sayın Cumhurbaşkanımız dedi. Diğer tarafta da altılı masa, altı artı bir. Sizce kim olur altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı ya da kim olmalı? Öyle, yani öyle bir kargaşa içerisinde ki şimdi bugün bir bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı diğer partilerin içerisinde en yüksek oy. Şimdi İYİ Parti diyor ki bizim oyumuz artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu geçti diyor. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki bizim oyumuz AK Parti'nin oyunu geçti diyor. Diğer partiler, küçük partiler, biz bu ittifakın içerisinde biz de milletvekili aday olarak bir yerde bulunmamız gerekiyordu. Bizim de söz sahibi, biz olmazsak siz de olmazsınız diyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde milletvekilleri, belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun ismini ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın adayı ben olmam gerekir diyor. Çatı adayı ben olmam lazım diyor. Bir tarafta bakıyorsunuz Abdullah Gül'ün ismini, evet, onu da soracak. Ön plana ismi de var. Ön plana çıkarıyorlar. Sayın Abdullah Gül'ün ismini ön plana çıkarınca diyorlar ki CHP'ler biz oy vermeyiz diyorlar. Yani bunun içerisinde kendileri çıkamadı ki. Karşı taraf vatandaşımız yarın sandığa gittiği zaman bunlar birbirlerini daha ikna edemediler ki yarın işte biz iktidara gelirsek diyor tekrar eski sisteme geri döneceğiz diyor. Eski sistemden zaten Türkiye yıllardan beri çekti koalisyon hükümetlerinde. Şimdi tekrar koalisyon hükümetini geri getirip de adayınızı belirleyememiş bir 6 artı 1 masada yarın bu devleti, bu memleketi, bu ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Yani bunların adayı bir belirsizlik içerisinde artık son gün, muhtemelen öyle tahmin ediyorum ki her parti diyecek ki kendi adayını kendi çıkarsın. En çok oyu kim aldı? En sonunda onunla birleşelim diyecekler. Bunu yapacakları başka bir şey yok. Yani her parti çok sesliliğin zarar getirdiğini düşünüyorsunuz. Yıllarca Türkiye zaten bu konuda
koalisyon anlamında zarar gördü zaten. Herkes bir tarafa, ipin ucunu bir tarafa çekince ne yapacak? Yani şimdi HDP işte diyor ki, biz diyor mecliste diyor meclis başkan vekilliğimiz var. Grubumuz da var. Biz orada görev alıyoruz da, mecliste diyor biz orada görev alıyoruz da niye bakanlık istemeyelim diyor. Şimdi CHP diyor ki niye bakanlık vermeyelim diyor. Şimdi onlar bakanlık isteyince İYİ Parti diyecek ben de bakanlık isteyeyim diyecek. Deva Partisi ben de isteyeyim diyecek. Diğer partiler de isteyeyim diyecek. Ne olacak bu sefer? Paylaşamayacaklar. Ya bir gömü bulmuş gibi kendilerini birbirlerine düşecekler. Bunlar devleti yönetecek. Kendileri inanmıyorlar zaten bu devleti nasıl yöneteceklerine. Önlerinde bir proje yok. Şu anda 20 yıldır iktidarda olan bir partinin şimdiye kadar yaptığı projeleri bir göz önüne serdiğiniz zaman bunlar zaten yarın işte biz iktidara gelirsek AK Parti'nin yaptığı, Cumhur İttifakı'nın yaptığı bütün şeyleri hepsini yıkacağız. Vatandaşımıza dağıtacağız. Zaten vatandaş için yapılan şeyler bunlar. Yani yıkıp da şimdiye kadar hayata geçmiş şeyler niye yıkıp da tekrar vatandaşımıza dağıtacak diyorsunuz? Yani şimdi geçmişte sizin çizdiğiniz projeler vatandaşa hiç yansımadı. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişteki devlet yöneticiliğine bir bakın. İşte yağ kuyrukları bunlar, şunlar bunlar. Şimdi vatandaş diyecek ki şimdi yağ kuyruğu oluyor falan diye işte geçen bir böyle bir şey oluşturdular. Bu ondan dolayı değil. Bizim vatandaşlarımız bu konuda biraz hassas davrandıklarından dolayı olmuştur ama şimdi geçmişteki devlet yöneticiliğiniz bu konuda vatandaş tarafından not alınmış bir şekilde. Yarın iktidara geldiğinizi farz edelim. Millet İttifakı'ndan bir aday gösterdiniz. Bu 6-7 masa, 7'li masada hepiniz o Cumhurbaşkanı'na talimat vereceksiniz. Ben olmazsam siz orada olmazdınız diyeceksiniz. Herkes bir tarafa çekişecek. 3 gün sonra o hükümet geri seçime gidecek. Kimin zararı olacak? Vatandaşın zararı olacak? Devletin zararı olacak? Uluslararası baktığınız zaman Türkiye'nin zararı olacak? Yani bir kredisi düşecek Türkiye'de. Onun için bunlar aday gösterme şansları biraz zor. Yarın göreceksiniz bu 6+1 masa parçalanacak. Vatandaş diyecek ki PKK'nın yanında kim varsa biz ona oy vermeyiz diyecek. Böyle olunca da bu 6+1 dediğimiz masa bir şekilde parçalanacak. Evet efendim, bakalım zaman neyi gösterecek. Evet. Seçimlere geri sayım başlamışken, çünkü Haziran 2023 tarihi biliyorsunuz ki çokça konuşulmaya, zikredilmeye başladı. Günü belli değil ama ay olarak onu söyleyenler var. Özellikle Cumhur İttifakı tarafı. Zaman gösterecek, altılı masanın da yani Millet İttifakı'nın adayı da kim olacak bakılacak diyelim efendim. Çok teşekkür ederim sizlere. Son sözlerinizi alayım. Evet, vatandaşlarımız bu konuda bizim sivil toplum kuruluşları içerisinde birebir içerisinde olduğumuz için şikayetlerini bildiriyor ama vatandaşlarımız biraz daha uzun vadeli bakması gerekiyor. Türkiye büyük bir devlet, Türkiye uluslararası bir devlet. Türkiye artık dünyada ekonomisini büyütmüş ve yerli uçaklarını, yerli silahlarını yapan bir devlet. Türkiye artık kendi öz kaynaklarını çıkarabilecek güce sahip olan bir devlet. Devletine ve millet, artık devletine ve hükümetine vatandaşlarımızın güvenmesi gerekiyor. Evet, ekonomik kriz var. Bu ekonomik kriz belki biraz insanların hayatında değişiklik söz konusu olmuş olabilir. Ama bu konuda vatandaşlarımız biraz daha ılımlı, biraz daha sabırlı olursa işte 2023 hedeflerine yaklaştığımız şu son ramakta vatandaşlarımız devletimize, Cumhur İttifakı'na, hükümetimize güvenirse yarın inşallah bu konuda biraz daha iyi yol alacağımız ve geleceğimizin daha müreffeh olacağını vatandaşlarımız görecek. Öğrenci kardeşlerimizin de bizimle alakalı bir ihtiyaçları olursa, bize dertlerini anlatırlarsa, bizim de onlara bir katkımız olursa, öğrenci kardeşlerimize Birlik Vakfı'nın Kayseri Mahallesi'ndeki Merkez Bankası'nın arkasındaki yerimizde bizi internetten de bulabilirler, sosyal medyadan da bulabilirler. Bize bu konuda da ulaşabilirler. Öğrenci kardeşlerimize de bu konuda yardımcı olma için hassasiyetimizi ön planda tutuyoruz. Evet efendim, çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel bizlerle birlikteydi. Hem vakıf çalışmalarını hem de gündeme yansıyan gelişmeleri, iç siyaseti konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya başka konu ve konuklarla devam edeceğiz. Hoşça kalın diyoruz.